Şimdi bakın bu noktada arkadaşlar size faydalı bir mekanizma göstereceğim. Emir'e de verirsen. Faydalı bir mekanizma göstereceğim. Map to metodunu yazdık ya. Map to metodu. Hadi siz de benimle yazın. Map to metodu var merkezde. Pipe extensions içinde. Extensions projesi, pipe extensions sınıfı, map to metodu. Çalışmıyor. Map to metodunda bir ürünler gönderildiğinde, mesela ürünler nesnesini DTO'ya dönüştürmem gerektiğinde, ürün ID değerini ürün ID değerine, ürün adını ürün adına şeklinde göndermem, atamam lazım arkadaşlar her seferinde. Şimdi bu zahmetli bir iş. Niye zahmetli bir iş? Çünkü bunda 10 tane değer var. Bu 10 değeri aktar. Bir de tam tersi durumu olacak. Bu sefer DTO'dan ürünler aktarmak için bir 10 kere daha aktar nereye kadar, değil mi? O yüzden şunu yapabiliyorsunuz. Geliyorsunuz diyorsunuz ki ben bunu otomatik olarak A sınıfından B sınıfına aktaran bir mekanizmayı nasıl yazarım? Mantığımız şu. Buradaki ürün ID özelliğini bulsa ismen, bu ürün ID'nin içindeki değeri okusa, karşı taraftaki sınıftaki ürün ID değerini bulsa, özelliğini, sonra da bu özelliğin içerisine değeri aktarsa, güzel olmaz mı? Otomatikman İşimi bayağı kolaylaştırır. İşte bu map to metodumuz olacak arkadaşlar. A sınıfından B sınıfına değerleri aktar demiş oluyorsunuz. Şimdi map to sınıfında o zaman bana ürünler gönderildiğini düşünüyorum, entity gönderildiğini düşünüyorum. DTO'ya dönüştürecek. Adam ne yapar? Source'un içinde entity'yi gönderir. T'nin içinde nedir onun adı? DTO'yu gönderir. Verir. Der ki ürünler DTO'ya dönüştür. Bu noktada reflection dediğimiz bir konudan faydalanacağız. Reflection nedir? Reflection çalışma zamanında, yani proje çalışırken herhangi bir sınıfın içerisindeki elemanları ayrıştırmanızı sağlayan bir mekanizmadır reflection arkadaşlar. Gidip A sınıfına, DTO sınıfına bana propertilerin listesini ver diyebiliyorsunuz programatik olarak. Programatik çalışma zamanında yani. O zaman ben özellikleri tek tek tarayabilirim for each'te. O zaman her birinden değer de alabilirim. Karşılığını o zaman veri de bulabilirim nedir onun adı. DTO'da da bulabilirim. Ya ona da yazabilirim. İşte bütün işimi halletmiş oluyor. Tekrar soruyorum. Reflection, yansıtma demektir. Kelime anlamı. Çalışma mantığı da proje içerisinde bulunan bir sınıfın, herhangi bir sınıfın içindeki öğeleri ayrıştırmaya yarar. Çalışma zamanında. Bana sınıfın metotlarını ver. Bana sınıfın propertilerini ver. Fieldlarını ver. Bana sınıfın constructor'larını ver. Girizine işlem yapabiliyoruz. Sınıfın içinde elemanlar alıyoruz. Şimdi bu noktada reflection nasıl kullanılıyor? Reflection'da type isminde bir sınıfımız var. Type sınıfı. Tip. Siz herhangi bir tipi veriyorsunuz type'ın içine. Al diyorsunuz şu tipi kullan. Şu tipi daha doğrusu ayrıştırılmış halidir tip. Al diyorsunuz şu tipi istediğin işlemi yap üzerinde. Bakın. Type sınıfına ben diyorum ki hedef tip eşittir. T'nin dışarıdan gönderilen elemanın tipini nasıl alırım? Dışarıdan gönderilen elemanın tipini type of komutunu kullanarak alabilirim. Type of tipini ver anlamında. T'yi veriyorum. T'yi verince
T tipini çözümlüyor, ayrıştırıyor bana. İşte bu sınıf şöyle bir sınıftır. Şu namespace'ten gelir. İçerisinde şu elemanlar vardır. Member'lar vardır. Sınıf public'tir. Aynı zamanda abstract'tır. İnterface olan şu sınıftan miras alınmıştır gibi. Engine'e, bonduna, her şeyini sınıfın size söyler. Python'a göre, yerine göre mi bakıyor? Yok. Tanımını gidiyor, bakıyor, buluyor kodun içerisinden. Class'ın. O tanım içerisinden ayrıştırıyor. İçinde şu 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 özellikler var, bu nesneler var diyerekten ayrıştırıyor tanımında. Çalışma zamanında bunu yapamayız biz. Git bana for each'li özelliklerde dön. Nasıl yapabilirsin? Bir seferinde ürün ID'ni, bir seferinde başka bir şey getirmesin. İşte bu. Evet, şimdi aktarmayı da yapalım. Sonra tekrar üzerinden geçelim. Hedef tip, T'nin tipini aldım. Peki, source'un da tipini almam lazım. Source'un tipini nasıl alacağız? Kaynak tip. Eşittir. Arkadaşlar, bütün nesnelerin içerisinde objekten miras olarak geldiği için typeof diye bir metot vardır. Typeof. GetType diye bir metot vardır. Yani source nesnesi object olan elemana nokta dediğimde getType metodunu kullanabilirim. Var olan nesnenin tipini almak veya bir sınıfın tipini almak. İki farklı yöntem. Kaynak tip. Anlaştık mı? Bu noktada arkadaşlar benim içerisindeki propertilerin listesine ihtiyacım var. Propertilerin listesine, tipleri. Bakın. Soğutlar geldi. Şu hedef tipin içerisinde mesela source'un da aynı zamanda target'in de. Hedef tip nokta get properties diye bir metot var bakın. Get properties. Properties. Propertilerin listesini getir metodu. Güzel. Bu metodu kullanabilirim. Geriye property info denilen bir sınıf dönüyor. Property info. Bakın property info diye bir şey yok. Property bilgisi sınıfın adı. Böyle bir nesne yok diyor. CTRL noktaya basarsanız sistem nokta reflection'ın eklenmesi gerektiğini ve bunu eklerse çalışacağını söylüyor. Property info dizisi şeklinde diyorum ki hedef özellikler eşittir hedef tip nokta get properties diyorum. Aynısını diğerine de yapacağım. Property info dizisi diyeceğim. Bana özelliklerinin listesini ver diyorum. Kaynak özellikler diyeceğim. Kaynak tip nokta get properties diyeceğim. Jump diye alır mı hocam seni? Yani bu kadar satırları alıyor mu? Hepsini alır. Şimdi döngüyle bak eşleştirme yapacağım. Ondan alıp ona koyacağım. Şimdi for each de for each property info gelecek diyorum her seferinde. Kaynak KO diyelim. Kaynak özellik.
Kaynak özelliklerde gez diyorum. Tek tek kaynak özellikleri getiriyor bana. Kaynak özellikler. Her birinin karşılığında denk gelen hedef özelliklerini bulmam lazım. Hedef özellik. Property diyor, info diyorum. HO diyorum buna da. Kaynak özellik, hedef özellik eşittir. Nereden gelecek arkadaşlar? Hedef özellikler içinden gelecek değil mi? Hedef özellikler. Nokta. Bakın dizi olduğu için first or default diyebilirim. X öyle ki derim. X nokta. Name derim. Adı. Özelliğin adı. Ürün adıysa ürün adı. Ürün ID'si ürün ID. Hatta şöyle diyelim. Name.toLover küçüğe çevirsin. Eşit eşitse diyorum. Kaynak özelliği nokta. Name.toLover getir diyorum. Lover küçültmek demek. Harflerin hepsini küçük harfe çeviriyor. Name'inin, isminin harflerini küçük harfe çevirerek yazıyorum. Olur da bir yerde D'yi büyük yazdıysam, diğerini küçük yazdıysam kafası karışmasın diye. Taciz ediyor beni. Tamam mı? Şimdi bu ne yaptı bakın. Şöyle tekrar inceleyelim. Hedef özelliklerinden diyorum. Hedef özelliklerinden. Bakın. Hedefin özelliklerini ben belirtmiştim ya, adam burada T'nin içerisinde demiş bana şu tipte eleman göndereceksin geriye diye. T'nin özellikleri içerisinden geliyorum ben. First or default'la seç diyorum. Neye göre seçtiriyorum? Diyorum ki özelliklerine tek tek bak. Name'ini to lover yap. Küçük ürün ID, küçük ürün ID oldu. Benim şu an for each'te hangi elemandaysam, kaynak özelliği nesnesi atıyorum. Nedir onun adı? Bir şeydeyim yani. Tamam mı? Kaynak özellikler. Ürün ID'ndeyim. Ürün adındayım. Bu sefer ürün adında olayım. Buradan ürün adı ismini al, onu da küçült. Ürün adı ürün adına eşitse o özelliği getir diyorum. Aktarmaya çalıştığım yerde ürün adı diye bir şey var mı diye bakmış oluyorum yani. Var mı? Var. Eğer diyorum bakın varsa HO nokta HO ünlem eşit nullsa boş değilse çevirmez işte. O yüzden burada hedef özellikten first or default'la kesin eşleşme lazım. Yani ürün ID tam karşısında da ürün ID denk gelmezse eşleştirmez onları. Sadece ürün ID'ni ürün ID'ni aktaracak. Şaklon yok. Hedef özellikleri diyorum. Şimdi
Boş değilse hedef özelliği, kaynak özelliği elinde var, hedef özellik de var. Buradaki elemanı okuyup karşı tarafa yazmam gerekiyor sadece. Bakın, bu noktada da okuma komutuyla yazma komutuna ihtiyacım var. Okuma komutu basittir. Object very eşittir. Bakın diyeceğim ki kaynak özelliğinden oku. Kaynak özelliği ko kaynak özelliğinden nokta get value derim. Değeri getir. Bana diyorum değerini getir. Değeri kimden alacak? Source nesnesinin içinden almayacak mı? Adam buna bir source göndermiş oluyor zaten. Aslında neye nokta dediyse o olmuş oluyor source. Source'un içerisinden get value ile değeri getireceğim. Bakın source'den git bu özelliği bul, o özelliğin içindeki değeri getir demiş oluyorum. Çok burası birazcık yer değiştirmiş hani sıralama olarak tersten. Nasıl? Evet. Mantığı da şöyle, çalışma mantığı da. Kaynak özelliği nesnesi ürün ID'nin property info tipinde olan eleman. Ürün ID diyor mesela. Ürün ID'ye diyorum ki git bana değer getir. Diyor ki ben kimin içindeki ürün ID değerini getireyim? Get value'da. Git bana ürün ID bilgisini getir diyorum. O da diyor ki kimden? Kimden getireceğim? Diyorum ki git source nesnesine. Source'un içerisinde senin tipinde eleman var, ürün ID tipinde eleman var. Onu bul, çıkar, veri değerinin içine koy diyorum. Koydurdum. Sonra set value ile değeri atayabiliyoruz ama kime atayacağız? Yani karşımızda bir nesne yok ki, bir nesnenin içine atamamız gerekecek yine. O yeni nesneyi atabiliyoruz. Set value yapacağız. Ama bir değişken olması lazım. Orada da değişken yok. Bir değişken olsun ki ben onun içine atayım. Bakın bunun içinde şunu yapmanız gerekiyor. Yukarıya gelelim. T tipinde result diyelim, sonuç diyelim. Source result. Bu yarısı İngilizce, yarısı Türkçe oldu bu. Sonuç anlamında. Sonuç olsun. Eşittir. Sonucun nivlenmesi lazım arkadaşlar. Niv T diye bir şey yok. Niv T diye bir şey olmaz. Acaba buna şey desek olur mu? Verle. Ver T bir cluster desek. Sallamalı. Bunun yerine activator diye bir tane sınıf var. Activator nokta. Create instance diye bir tane metodu var bakın. Create instance. Instance üret. T tipinden instance üret diyorum mesela. Yok, ekstradan gerek yok. Zaten for each onu tespit etmişti bize. Şimdi diyeceğim ki hedef özellik nesnesine git. Set value değeri yaz. Diyor ki bana kime yazacağım? Sonuç nesnesine yazacaksın. Hangi değeri yazacağım? Veri değerini yazacaksın. Veriye git, sonuç içerisinde senin özelliğine denk gelen özelliğe yaz diyorum. Efendim?
Activator mı söylüyorsun? Anlamadım. Sonuç şeyini belirtip alsak olmaz mı buradan yukarıda? Şey mi? KO'yu mu diyorsunuz? Olmaz. Çünkü hash kodları farklıdır onların. Dolayısıyla eşleştiremez ve dolayısıyla atamaz. Ancak kendi içerisinden ayrıştırılmış bir nesneyi, kendi tipinden ayrıştırılmış bunlarla bulup atabilir. KD Kars Denizli. En sonda for each bittikten sonra bakın şöyle geleyim. For each end yazayım. Karışmasın. For each bittikten sonra return sonuç. Nasılsın diyoruz. Bir deneme yapalım mı? O yo nalsa bir şey yapamayız ki nalsa selamet mi? Bir şey yapmaz olması lazım zaten. Hocam ürün servis. Bir de şey ekleyerek altına çiziyor. Nasıl? Ürün servisi. Hatta ürün servisi. Size veriyor. Ürün servisi. Ha bende de veriyor. Evet sürekli hata. Ürün servisini ekleme durumunda hata veriyor. Şimdi deneyelim mi bunu? Deneyelim, debug yapalım. Adım adım görelim bir de nasıl çalıştığını, ne olduğunu. Bakın denemeleri yapabilmek için projede bir tane test projesi olsa 10 numara olur. Solution'da bir tane test projesi olsa 10 numara olur. O zaman Solution'a sağ tıklıyorum. Add diyorum new project. Test sekmesine gidip unit test projesi diyorum. Unit test projesi. Diyorum ki ismine de kuzey yeri nokta test. Test projelerinin özelliği derlenip arayüze ihtiyaç duymadan doğrudan sadece metodu çalıştırabilmeniz. Konsol projesi gibi düşünün. Metodun üzerine sağ tıklayıp doğrudan start diyebiliyorsunuz. Run test. Sadece bu metot çalışıyor. Böyle bir yeteneği var. Vallahi bizim işimize geliyor tabii. İstediği şudur. Metodun üzerine test metot attribute'u koymanız. Üstüne test metodu yazarsanız onu run testte çalıştırabilirsiniz. Sadece testin içinde mi hocam yoksa diğer metodu olan falan da diğer... Burada öyle. Diğerlerinde de run test geliyor da çalışmıyor. Test metoda geliyorum. Adını değiştirelim. Diyelim ki map to test.
Map2'yu test edebilmem için 3 tane projenin buraya referans edilmiş olması lazım. DTO'nun, Entity'nin ve Extensions'ın. Üçünün de buraya referans edilmiş olması icap eder. O zaman solution'a gidiyorum. Properties'e sağ tıklayıp, pardon, references'e sağ tıklayıp add reference diyorum. Referansları ekle. DTO Entity Extensions diyorum. Hatta repository ile servisi de ekleyeyim. Belki onlardan da test yapmam gerekecek. O yüzden. Bütün elemanları referansa ekledim. Test dışında nadir proje her şeyi referans alır. Hepsini, her şeyi nadir referans alır. Hocam ben bir şey soracağım. Bu mesela tabii. Şu an burada kullandıklarımızın haricinde, yani şu ana kadar gördüklerimiz gördüğümüz fonksiyonlar olsun. Metotlar olsun. Yani ne kadar bizim için diyorum. Bunu yoksa böyle 10 tat falan daha öğrenmemiz gerekiyor mu diğer metotlar falan? Valla bununla 100 bin liraya kadar projeleri yapabilirsiniz. 100 bin lira fiyata denk gelen projelere kadar projeleri bununla yazabilirsiniz. Daha da üzerinde bir proje gerekirse o projenin kendine has bir ihtiyacı olur. Kendine has bir mekanizması olur. O zaman değiştirebilirsiniz. Test metodunu yazıyoruz. Videoyu unutmuşum. Şunları ekledim. Düzeyli teste. İçinde bir tane ürünler tanımladım. Başka bir şey yapmadım. Yeminle yapmadım. Öğrene nokta birimdeki miktar falan da işte böyle bir şey yaptım. Elimde böyle bir nesne var. Atıyorum. Bunu veri tabanından çektiğimi varsayın. Ben buraya doğrudan yazdım. Ürünler DTO nesnesi oluşturacağım bir tane. DTO diyeyim eşittir. URN nokta map to haritalandır. Aktar daha doğrusu kime? Ürün DTO tipine diyorum. Ürünler DTO'ya dönüştür diyorum bakın. Parantez açtım bir şey istemiyor. Kapattım parantezi. This diyerekten verdiğim için parametreyi onu istemez. Diğer taraftan çekilir mi? Nerede? Bunun sayesinde bunu otomatikman DTO'ya dönüştürecek. Normalde elle yazmamız lazım. DTO.ürünid eşittir URN.ürünid falan diye tek tek yazmamız yerine bunu yapmış oluyorum. Bir kere yazdım. Bundan sonra bütün nesneleri birbirine çevirebilmesini sağlayacak. Şimdi geliyorum burada diyorum ki bakın kontrol. Şurada bir breakpoint. Niye koymuyor? Sağ tıklıyorum. Debug test diyorum. Testi debug et diyorum. Geldi oraya. Ha. Şu bizim ekle metodunu yarım bıraktığımız için hata verip duruyor. Ekle metodunu. Şöyle yapalım. Allah dur, ne oldu ya? Bir acayip oldu. Orayı düzelt. Ekle metoduna gittim buna. Return false diyeceğim. Ya önemli olan onun için bir return olsun. Şu an hiçbir anlamı yok return false'un. Sadece hata vermesin diye yaptım.
Return false. Tamam mı? Unit teste geldim. Sağ tık debug diyorum. Geldi, orada durdu. F11'e izleyin, burada sizin yapmanıza gerektiren bir durum yok. F11'le bakın, metodun içine gittim. Hedef tipi çözümle dedim. Çözümledi. Kaynak tipi çözümle dedim. Çözümledi. Neymiş bu tipler? Hedef tipin üstüne gidiyorum. Ürünler DTO'ymuş. Kaynak tip ürünler nesnesiymiş. Full ismi de kuzey yerinin içinde, entity'nin içinde, modelin içinde ürünlermiş. Şimdi diyeceğim ki bakın, yeni bir tane instance aldırıyorum. Kuzey yeri ürünler DTO tipinde bir instance aldı. Nesne içi boş. Propertileri çözümlettiriyorum. Bakın 13'er tane propertiler varmış. Şimdi burada bir hata verecek birazdan. Onu da düzeltmek gerekecek. For each ile her bir kaynak özelliği getirtiyorum. Bakın. Kaynak özellik kim? Ürün ID. Gördünüz mü? Int 32 olan ürün ID diyor. Şuraya bir pinleyeyim. Kaynak özelliği ürün ID. Hedef özelliği ne şu anda? Null. Nereye gitti? Hedef özelliği de burada. Geldim. Hedef özelliğinin aynısını bul dedim. Bakın bana integer ürün ID'ni buldu. Gördünüz mü? Hedef özellik ne alma değil. Geliyorum. Diyorum ki veriyi çek. Bakın 4 değerini yakaladı. Gördünüz mü? Gitti. Kaynak özelliği elemanı source'dan değeri çekti. 4 değeri. Sonra hedef özelliğine koydu. Yani sonuç nesnesinin içine, şunu böyle getireyim şuraya. Sonuç nesnesinin içinde bizim ürün ID değerimiz aktarıldı. Niye açalım? Ürün ID bakın 4. Güzel. Sıradaki özellik ürün adı. Gitti ürün adını buldu. Geldi. Ürün adını aktardı. Bakın. Ne böyle? Çift tıklama falan açılmıyor. Karpuzu aktarmış. Gördünüz mü? Tek tek kendisi buluyor. Özelliği aktarıyor. Bakın birimdeki miktar, fiyat, ondan sonra stok 985, hepsini aktarmış girdiklerimi. Sonlandı kolonunu aktardı. Şimdi sırada bakın kategoriler nesnesi var. Şimdi onu girsek bile kategorilerin tipi entity tipinde. Karşı tarafına denk gelen eleman hedef DTO tipinde, kategoriler DTO tipinde. Birisi kategoriler tipinde, öbürü kategoriler DTO. Kategoriler tipini kategoriler DTO tipine aktaramazsınız. Hata verir. Der ki bu kategori nesnesi, bu kategoriler nesnesi. Bakın şimdi.
Boş mu? Değil. İsmen aynı olduğu için getirdi. Veriyi getir dedim. Nam. Aktar dedim. Aa, hata vermedi. Vermesi lazım. Hah, verdi şimdi. Tip farklılığı var. Yani birisi satış detay tipinde, öbürü satış detay DTO tipinde. Başka tipler. Yani siz düşünün, öğrenciyi ürüne atmaya çalışıyorsunuz. Mantıklı bir şey mi? Atamazsınız. İkisi farklı sınıf. İçindekiler aynı özellikler bile olsa atamazsınız. Bir kere sınıfın adı, şanı farklı arkadaş. Aktaramazsınız. Bu noktada hata verir. Burada benim seçtiğim yol şu oluyor. Gidiyorum. DTO tiplerini açıyorum. DTO tiplerini açıyorum. Mesela ürünlerde miydi problem? Ürünler DTO'da şu elemanların sonuna kategoriler DTO değil de kategoriler değil de kategoriler DTO yazıyorum. İsimlerini değiştiriyorum yani. Satış detay DTO istiyorum. Satış detay DTO'lar, tedarikçiler DTO. Property'nin ismini değiştiriyorum. Böylelikle kategoriler tipinde bir eleman var mı diye orada taradığında null gelecek. Tabii bunu bütün sınıflara yapmanız lazım. Yani gidip bu ürüne, tedarikçilere de gidip tedarikçilerde de aynı şeyi yapmanız lazım. Mesela burada ürünler DTO mu? Ürünler DTO's diyeceğiz. Veya satışlara gidiyorum. Müşteriler mi var? Müşteriler DTO. Nakliyeciler mi var? İsmini nakliyeciler DTO diye değiştiriyorum. Hocam döngü girmesin diye müşteriler. Evet, çekemesin diye. Karşılığındakini git getir dediğinde bulamasın. Böylelikle aktarmaya çalışıp hata vermesin diye. Satış detay DTO. Şurada da tabi hata veriyor. Böyle hata veren başka yeri var mı? Şu constructor'daki ne düzeltmek lazım? İsmi değiştirince ürün DTO. Bu şekilde hepsini yapıyorum. Bakın şimdi ne oldu? F11 geldim. Son iki tip miydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kategorileri geldi. Aktarmadı bakın. Neden? HO null çünkü. Hedef özellikler içerisinde kategoriler diye bir şey yok. Kategoriler DTO var. İsim farklılığı olduğu için de aktarmaya çalışmıyor. Hop, hatasız bir şekilde aktarabildi. Tekrar şöyle. Bir bak yapalım. Bakalım. Hatasız aktaran bir yapı elde etmiş olduk. Hocam mesela performanlar DTO'yu değiştirmemiz gereken yerler söylüyordum. Öyle bir şey girmiş olsam. Personellere girişmiş olsam. Yani sadece projection'lar mı yapacağız? Dörtü yıl olan hepsini. Şimdi şöyle bakacağım. Personel DTO tip içerisindeki tipler eğer ki buradaki gibi nesne ise hepsini değiştireceğiz. Mesela personeller DTO. Personeller DTO diyeceğiz. Personeller 1. Aşağıda bir 2 var ya. İki kere bağlanmış personel demek ki. Cetheller nokta enter diyorum. Yukarıyı da değiştiriyor. Personeller DTO. DTO. Cetheller nokta enter diyorum. Satışlar DTO. Cetheller nokta enter. Bölgeler DTO. Şundan dolayı bu kendine bağlı ya tablo. Kendine bağlı olduğu için bir bunun üstü var. Bir de bunun altındakiler var, miras alanlar var. Şu altındakileri kastediyor.
Şu da üstündekini kastediyor. Bir kişi üstü. Bu şekilde eleman. CTRL noktaya basıyorum ki yukarıdaki kısmını değiştirsin. Hadi ara verelim o zaman. Aradan sonra. Bu mekanizmayı arkadaşlar, servise gidiyorum. Mesela servisimin görevi nedir? Servisimin görevi kullanıcıyla iletişimi sağlayacak olan arayüzden veriyi almak, ve repozitoriye iletip hadi al bunu veri tabanına yaz, hadi bunu güncelle, hadi buna şunu yap tarzında işlemleri yapmak. Servisin görevi. Ürün servise geliyorum. Ürün serviste ne yapmamız gerekiyor? Ürünler DTO geliyordu bakın. Entity olarak. Bizim bunu ürün nesnesine dönüştürmemiz lazım. DTO'yu bakın bu sefer tam tersi yönde çeviriyorum. Entity'ye çeviriyorum. MapTo metodunu kullandım burada hemen. Ürün nesnesini elde ettim. Sonra şunu diyebilirim. Repository nokta, şimdi repository diyeceğim ama servis içinde. Her sınıfın kendine ait repositorisinin olması lazım. Yani ürün serviste geldim. Buranın kendine ait bir repository nesnesi olacak. Kategorinin kategori repositorisi olacak. Her eleman kendi repository katmanına, repository elemanına talepte bulunacak. Şu ürünü ekle, bu ürünü güncelle, bu ürünü sil tarzında ricada bulunacak. Değil mi? De. O zaman nasıl bir yapı düşün? Öyle bir yapı düşünelim ki bu yapı bizim otomatikman ekleme, silme, güncelleme işlemlerimizi yapabilsin. Ekleme, silme, güncelleme işlerini yapabilsin ve bizi bir yükten kurtarsın. Aynı zamanda servis mimarisine de uysun. Efendi olsun, adam olsun. Nasıl bir yapı olsun? Bakın, servis için servis katmanında biz iService Base demiştik ya, içerisinde bunlar bulunur diye. Bunların bazıları otomatize edilebilir komutlar. Otomatize edilebilen komutları otomatize etsek nasıl olur? Bu yolda otomatize edip demiş anladın mı? Otomatize etmeyin demiş. Bazıları otomatize edilebilir. Otomatize etsek nasıl olur? Gitsek bir tane servisin içerisine add new item desek ve koddan bir sınıf eklesek, sınıfımızın adı service base olsa, servis temel sınıfı olsa, o yüzden video önemli olacak. Birazcık tane tane anlatmaya gayret gösteriyorum ama tek seferde böyle bir yapının altına girmek de birazcık doğal olarak yoracaktır. Dayanın, sabredin. Dayanın, destekleyin beni. Yani direkt class açtık değil mi? Class açtık, direkt class. Trafo class da açabilirsin ama direkt class da işimizi görür. Şimdi service base'de yine jenerik mimari kullanacağız. Şunu diyeceğiz jenerik mimaride. Diyeceğiz ki bak service base, senin hangi repository'yi aldığını bilmen lazım. Repository type. Repository'si. Sonra ismini uzun uzun yazayım. Senin hangi entity type'ını aldığını bilmen lazım. Entity virgül
hangi DTO'yu göndereceğini bilmen lazım. Bu üçünü dışarıdan sana verirlerse geriye kalan kısımlar ekseriyetle aynıdır diyorum. Geriye kalan kısımlar birbirine benzer diyorum. Her servis kendi içerisinde propful diyorum. Propful repository tipinde, bakın şuradaki repository tipinde altre repository barındırır. Adına repository yazdım. Propful yazdım, tap tap yazdım. Tamam mı? Get metodunda şunu diyeceğim. Get metodunda şunu diyeceğim. Bunları bir de static yapalım. Private static olsun. Static olsun. Eğer diyeceğim alt dire repository field'ım eşit eşit null ise, boş ise, alt dire repository eşittir activator nokta create instance repository diyorum. Bir tane new'liyorum yani. Generic mimaride new'leme işi bu. Activator nokta create instance. Nokitalı virgül koyuyorum sonuna. Altra repository eşittir. Dolduruyorum. Böylelikle altra repository hiçbir zaman boş olmayacak. Tamam mı burası? Bu servis base'e diyorum ki sen bir I service base'sin. Bana diyor DTO'nun tipini ver. DTO'nun tipi bana verilen DTO'nun tipi diyorum. Bunun bir parası, diğer arabanın iki parası. Yani bana bir DTO gönderilecek. Gönderilen DTO'yu ben de sana gönderiyorum diyor. Interface bize diyecektir ki hey man, come on diyecektir. I service base'i implemente et diyor. Et dedin implemente. Bana metotları getirdi. Listele, ekle, gap, book metotları geldi. Özelleştirme amacıyla mı yapıyoruz? Nasıl? Yani service base'i özelleştirme amacıyla mı yapıyoruz? Evet. Service base'i aslında şöyle özelleştirme değil de tek bir service base ile yine ürün, kategori hepsinin işini görebilmeyi planlıyorum. Mimari yani.
Hepsine tek tek eklesin güncele, eklesin güncele yazmayacağım da bir noktadan anlatacağım. Ne kadar meraklısıymışım bir noktadan anlatmayı. Niye iServices'e izi o zaman yarattın? iService mi? Evet. O da kontrakt, temel kontrakt olsun diye. Yani interface'lere miras vereceğim onu. Böylelikle her interface'de aynı metotları yazmak durumunda kalmayacağım. Bir temel mimariye katacağım. Ve şeyi de getireceğim. Nedir onun adı? Service based'e miras vereceğim. Böylelikle o implement et diye zorluyor ya şu metotlar için. Service based'de bulunduğu için implement etmek zorunda kalmayacaksın. Sadece sen ekstradan istediklerini implement edeceksin. Geldi metotlar. Şimdi repository katmanında neler yapabildiğini biliyor muyuz? Burada repository nesnesi olarak gönderilen elemanın neler yapılabildiğini biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Bu yüzden ben listeli içerisine gelsem desem ki repository.listele. Bana diyecektir ki repository'nin içerisinde listele metodunun olduğu ne malum? Değil mi? Bilmiyor bak. Bakın burada object oriented devreye girer. Ben bütün repository'ler için bütün repository'ler için ortak bir tane interface yazsam. Interface. O repository'nin neler yapabileceğini interface'de belirtsem, yetenekleri için bir tane interface oluştursam yani. Sonra da gelsem desem ki burada, bak dostum bu eleman şu interface'dendir. Bu yüzden işlemleri yapabilir desem. Repository sınıfı. Olur. O zaman içerisindeki listele metodunu görebilir miyim? Görebiliriz. Evet. Aynen öyle. O zaman repository sınıfına geliyorum. Add diyorum. New item. Bir interface oluştur diyorum. Interface'in içinde buna diyelim ki I repository interface'i. I repository interface'i. Nereye eklediğime dikkat edin. Kuzey yeni nokta repository projesini ekliyorum. Doğru projeyi ekleyin lütfen. Repository projesini ekliyorum. Tamam. Ekle dedim. İnterfeysimi public yaptım. İnterfeyse diyeceğim ki şimdi. Ey interface. Bunları kaydedelim bu arada. Normalde benim repository base'imin içerisinde repository base sınıfının içinde hangi metotlar var? Tüm nesnelerde bulunacak olan listele metodu, ekle metodu, güncelle metodu, sil metodu var değil mi? Bu olduğuna. Ben I repository projesine desem ki sen de generic'sin dostum, tip alırsın. Sonra desem ki geriye list t dönen listele metodu var senin özelliğinde. Geriye bool dönen ekle metodu var. T tipinde entity alır diyorum. Geriye bool dönen güncelle metodu var. T tipinde entity alır diyorum. Ve geriye bool dönen sil metodu var. T tipinde entity alır diyorum. Bakın interface'in tanımında ne dedik? Dedik ki interface nesnelerin yeteneklerini belirlemeye yarıyor. Şimdi ben şunu demiş oluyorum. Bu interface'i implemente eden sınıflar implemente eden sınıflar
listeleme işlemi yapabilen, ekleme, güncelleme ve silme işlemleri yapabilen bir sınıftır demiş oluyoruz. Sınıfın neler yapabildiğini tanımlamış olduk. Daha doğrusu bu interface'i implemente edenlerin neler yapabildiğini. Bu daha bir başlangıç. Daha kötü şeyler oluyor. Macera başlıyor. Peki sınıfların bundan olduğunu nasıl belirtebilirim? Tek tek gidip kategori repository için, ürün repository için, bütün repository elemanları için bunu implemente edebilirim. Kategori için ve ürünler için bakın. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. Zaten bütün bu sınıflar repository base'i miras almış mı? Almış. Yani bu sınıfların babası repository base. Ben dersem ki baban listeleme yapabilir, o zaman oğul da listeleme yapabilir. Bu yüzden repository base sınıfına gidip, repository'nin temel sınıfına gidip buna desem ki, verden önce şurada iki nokta, sen bir I repository'sin T için desem. Evet, her bir eleman için tek tek bunu belirtmeme gerek kalmaz. Zaten hepsi bunu miras alacak bu sınıfı, repository'yi. I repository ile bir repository içerisinde neleri barındırır? Tarif tekrar service base'e dönecek olursam, yalnız şöyle bir hata veriyor. Şunu bir geri alayım. F6 dediğim zaman bir hata veriyor. Diyor ki zaten burada repository diye bir şey tanımlı. Şunu kastediyor. Yukarıda repository'nin tipini gönderirken repository seçtik ya. Aynı ismi burada da kullandığımız zaman hata veriyor. Bunun adını rep diye değiştirelim. Rep. Sildim. Control nokta enter dedim. Bütün repository'ler rep diye değişsin. Enter'i derleyince hata düzeldi. Tamam mı? Hemen mi? Hemen. Şimdi listeli içerisinde diyeceğim ki öncelikle using'e gelelim. Kullanabilmek için repository'yi ekleyeceğim ama repository burada yok. Referansları eklememiş olabilirim WCF servisini. Solution Explorer'dan WCF servisine geliyorum. Referanslarına bakıyorum. DTO Entity Extension eklemişim. Repository'yi eklememişim. Servisten repository'yi kullanacağım halbuki. Ekseriyetle lazım olacak. Servisin referanslarına sağ tıklayıp ekle diyorum. Repository'yi de işaretliyorum ekstradan. Okey diyoruz. Kaç? Yok, teste gerek yok. Şimdi using'e gelip repository'yi alıp using'e gelip DTO'ları alıp using'e gelip
entity alıp işimizi görebiliriz. Programlarda amelelik arttıkça performans da artar. Aklımızda bulunur. Listele metodunda şunu yapabilirim artık. Önce şunu diyeceğim yukarıdan. Class'ı tanımladıktan sonra ver diyeceğim. Ver. Rep 1 2 nokta I repository nesnesidir. Tipi de repository'nin tipi de entity'dir. Dışarıdan verilen şu entity elemanıdır diyor. Davranışına göre belirlemiş oldum bak. Dışarıdan verilen rep nesnesi bir I repository türünde olmak zorundadır diyorum. I repository türünde olmak zorundadır. Şimdi listeliğe geldiğimde dersem ki return repository nesnesi nokta, bakın listele metodu geldi, gördünüz mü? Çünkü ben I repository ile yeteneklerini sabitledim, belirledim. Burada da dedim ki web nesnesi I repository yeteneğinde bir elemandır. İçerisinde listele ekle güncellemeleri barındırır. Dolayısıyla aşağıda listele metodunu çağırıp çalıştırabilirim. Bana hata verecektir. Diyecektir ki hey dostum come on. Sen geriye DTO döndürmen gerekirken geriye entity döndürmeye çalışıyorsun. Ne ayaksın diyor. Ben de ona diyeceğim ki nokta select ile ne nokta? Nokta to sitting. Select ile x öyle ki diyeceğim. X nokta map to'yu çağırmaya çalışıyorum, gelmiyor. Map to'nun gelmesi için extension kütüphanesinin ekli olması lazım. Using extensions diyorum. Map to dto'ya diyorum. Nokta to list nokta as parallel nokta get hashcode falan yeter. Nokta, nokta to list lazım. Evet. Şu map to'nun metodu olur, parantez olur. Sorun var. Sorun var. I am Using extensions to do so. Then it's less accessible than the high repository instance public olmadığı için de less uyumsuz erişebilirlik. Şimdi parantezi kapat. Bakın listele metodunu çözmüş oldum. Hocam bu kadar emeğe değer mi gerçekten? Değer. Neden değer arkadaşlar? Çünkü 25 tane sınıfınız varsa, 25 tane veri tabanında tablonuz varsa hepsi için listelemeyi ortak bir noktadan çözmüş oldum.
Bu yüzden de sıkıntısız bir şekilde işlem çalışacaktır. Ekleme komutuna gelelim. Ortak olarak ekleme mekanizması nasıl olur? Entity'yi, daha doğrusu DTO'yu entity'ye dönüştürüp repository'ye versem yeter. Yani gelsem return desem repository nesnesi nokta ekle metodu bana diyor entity ver. Diyorum ki ona bizim entity nesnesini map to ile burada entity dt tipi vardı ya yukarıda. Ona çevir gönder diyor. Ne kadar çok entity oldu ya. Entity nokta map to entity. Şunların adını mı değiştirsen de? Hocam sizin onlarla konuşurken bir gün belki bunları kullanıyor musun? Nasıl? Cümle içinde. Cümle içinde kullanıyor muyum? Yazılımcı biriyle konuşuyorsam kullanıyorum. Ya buradan repository mahallesine nasıl gidelim? Entity'ye çevirmemiz gerekiyor. Çünkü repository entity'den alınır. Bana buraya DTO geliyor zaten. Ben bunu burada çeviriyorum entity'ye, post alıyorum. Repository. O da bana ekledim ekleyemedim diye cevap veriyor. Güncelleme metodu. Güncelleme metodunda bakın yukarıdakinin aynısını yapacağım. Return diyeceğim. Repository nokta güncelle gelen entity'yi map to ile entity'nin tipine dönüştür diyorum. Bakın büyüktür küçüktür içine verdiğim entity yukarıda generic sınıfı tanımlarken verdiğim entity elemanı. Bunlar birbirlerine karışacak gibi bunu. ENT diye kısaltsam mı? Ha? Değiştirerek daha rahat görelim. Tamam. Şöyle ENT diye küçülteyim bunu. Service base'deki entity'yi ENT diye değiştirdim. CTRL noktayla içindeki bütün elemanlara uygula dedim. Hocam burada mesela alanı geliyor ya, bu olayı yönden mesela DTO entity olarak orada sadece adresi yollanıyor. Yani mesela orada referans tipi şey, olduğu için evet sadece adresi yollanıyor. Entity nokta mapto ent dediği o yukarıdaki DTO değil mi? Şu mu? Şu mu? Mapto entity kullanılıyor. DTO nesnesini evet map diyor diyorum entity'ye dönüştürüyorum. O gelen DTO da ta servis verimden geliyor. Ondan mı geliyor yani? DTO servis base'de servis daha doğrusu arayüzden DTO olarak getiriyor. Sen arayüzden girdin ürün adı fiyat stok. Kaydete bastın. Kaydetle birlikte gelir buradaki ekleyi tetikler. DTO gelmiştir. Entity nesnesine dönüştürülür. Repository'ye teslimedilir. Şimdi böyle yukarı çekiyorum, zorluyorum. Eve gidin interface'i bir çalışın bakın nasıl geliyor. Bu zor olunca bu sefer interface kolay olmuş oluyor. Interface'i daha kolay yapıyorsun. Aslında insan beyninde zor algısı bir tane demek ki. Buna zor dediği zaman öbürü kolay olmaya başlıyor. Ne? Mahrum kaldım. Bakın şimdi ekle ve güncelle metodunda gelen entity elemanını parametre olarak gelen entity'yi map to ile ENT tipine dönüştürüyorum. ENT tipi dışarıdan verilmiş olacak. Ve güncelleye gönderiyorum.
Bilin bakalım silde ne yapacağım. Return repository'e diyorum ki sil metodunu tetikle. O da bu dönem zaten. Yine entity nesnesini mektuyla nt'ye çevir diyorum. Çevir hazırlanma bozuldu. Bende kal. Bende kal. Repository böylelikle, daha doğrusu service base böylelikle hazır. Bunu nasıl kullanacağımız önemli. Bakın, ürün servisi mi oluşturmam gerekiyor? Gelirim ürün servisine, SVC'ye. İçindekileri silerim. Daha önce bakın böyle oluşturulur diye göstermiştim. Ürün servis. Buraya gelirim derim ki sen bir servis base sınıfısın. Miras al dedim. Miras al deyince bana repository min tipini ver dedi. Bu nedir? Ürün servis mi? Ürün repository'yi alırsın diyorum. Kontrol noktaya basıyorum. Kuzey yeli nokta repository'yi öneriyor bana. Enter'a bastım. Virgül. Entity'nin tipini istiyor. Ürünler tipindedir diyorum. DTO'nun tipini istiyor. Ürünler DTO diyorum. Tam yazmak lazım. Bu büyük. İçin olduğum gibi silip baştan mı başlıyor? Evet. Ürünler DTO diyorum. Yine kontrol noktaya bastığımda bana kuzeygeli.dto'yu öneriyor. Kapatıyorum. Virgül diyorum. Aynı zamanda ay ürün servisi de miras alma. Şey yapmadı. İmplemente etmeli çünkü. Service base'den miras aldım. Dedim ki sen hem bir service base'den gelen metotları barındırırsın hem de ay ürün servisi. Kuzey yeli dto değil mi hocam ürünleri alırken? Kuzey yeli nokta de. Kuzey hangisi bir dakika. O zaman kategori servisi yapacağımızda ne yaparız? Kategori servisi yaparız. Sorunun cevabı. Sorunun içinde gizli. Add diyorum servise. Yeni bir servis ekle. Web sekmesine gidiyorum. Dibinde web, pardon, WCF servisi seçiyorum. Servis 2'nin ikisini siliyorum. Başına gelip kategori servis diyorum. Bu da kategoriler mi diyoruz? Kategori mi? Kategori. Çok yaşa. Kategori servisi. Kategori servis. Enter'a bastım. Bana bir interface getirdi. Service contract diyor. İki nokta diyorum arkadaşlar. Miras alıyorum. I service base. Bana diyor ki DTO'nun tipini ver. Hangi türde elemanlar alıp verecek bu bizim servis? Diyorum ki bizim servisimiz ürün değil, kategori. DTO kategoriler DTO alır. CTRL noktaya basıyorum. Ekliyorum. Fazla arada. Nesi yani vücut olarak dışınızda beyni mi ağzı mı? Repository işi yapan yer eller. Evet. Ayak parmakları diye. Yani şöyle düşün. Verinin çekilmesi işi var. O işi kim yapıyor? Repository gidiyor. Context'ten veriyi çekiyor getiriyor. Servise diyor ki ah bunusun. Lokanta örneği yapalım. Lokanta olarak düşünelim. Context veri tabanına bağlanan context'imiz depodur. Domates, soğan orada. Repository yemeği hazırlayan aşçıdır. Gider ne çekmesi gerekiyorsa çeker, join yapması gerekiyorsa join yapar,
veya sağ gruplamasam ne yapması gerekiyorsa yapar. Sana yemeği üretir. Sonra servise verir. Tabi yemeği ne yapar? DTO'nun içine, yani tabağın içerisine koyarız, tabağın içerisine. Servise de der ki servis katmanına, al bunu, servis gerçekten lokantadaki servis gibi, garson gibi, al bunu müşteriye götür, arayüze yani. Alır tabağı, güzelce götürür, müşteriye sunma işini, taşıma işini yapar serviste, iletim işini sağlar aslında. Burada esas işi yapan, yemeği yapan aslında repository katmanıdır. Bilmiyorum, güzel bir örnek oldu mu? Hocam. Benim hoca, buyurun. Şey açmışım da, kategori servis, SDC, AFJS, bir şey yapmış. O da var. Şimdi önce aynı kategori servisteyiz. Madem bunu kabul etmediniz, al. Miras aldık. Interface'den. Operation contract var burada bir tane. Do work metodu. Ekstradan bulunan metodu. Siliyorum. Hiç gerek yok do work'e. Örnek olsun diye koymuşlar. The person you have called. Kuzey, bakın, kategori servisin bir de SVC dosyası var. Bu I kategori interface'iydi. SVC dosyasına gidiyorum. Buradaki do work'ı siliyorum yine. Buna da diyorum ki bu I kategori servisi miras alıyor ya. Aynı zamanda diyorum sen service base sınıfını miras al. Büyüktür küçüktür yazıp virgüle basıyorum. I kategori servise aynı zamanda implement ettirdik. Bunun içerisinde de sırayla repository istiyordu benden. Burası kategori olduğuna göre kategori repository, inşallah yazmışızdır. Yazmışız. Ekle diyorum, virgül. Entity istiyor. Kategoriler diyorum. Entity nokta model ekleyeyim mi diyor. Ekle dedim. Virgül. DTO'yu istiyor. Diyorum ki kategoriler DTO. Sonuna DTO yazıyorum varsayımda. F6'ya basıyorum. Hatalar gitti. Hatasız kod olmaz. Hatalı. Bakın, iki mirasla kategori servisini de tamamlamış oluyorum. Altına komutları tek tek yazmak zorunda kalmıyorum. Bir kere yazdım service base'de, tekrar tekrar kullanıyorum. Kuzey 7 servis kategori servis gazlat filter interface kuzey 7 kategori servis kullanıyorum. Peki bakın bakalım nasıl çalışıyor. Bir arayüz oluşturup listelemeyi deneyelim. Bu niye oluşturulur hocam mesela? Neyi? Kategori servis. Arayüze sunacak olan servis. Peki hiçbir şey yapmadan sunuyor. Hepsi servis base'de sağlanıyor zaten. Öyle. Cevdet diyor ya, hepsi diyor bana diyor, hepsi bana diyor. İşte artist. Buradan hallederiz. Allah Allah. Şimdi projeye, solution'a sağ tıklıyorum. Add new project diyorum. Yeni bir proje ekle diyorum. Windows sekmesinden Windows Forms Application diyorum. Şimdi ekliyoruz hocam. Servise. Yok hayır, şey ekliyorum. Solution ekliyorum.
Kuzey yarı nokta. Win arayüz diyelim. Yeni proje XN Game Studio'dan. Herkes kafasını sağa kaldırdı. Ekle diyorum. Arayüzde servisi nasıl kullanıyorduk? Arayüzde servisi kullanabilmek için referanslara servisi göstermemiz gerekiyordu. Bunun için de servisin yayımda olması gerekiyordu. Servis projesinden gidelim. Ürün servisine veya kategori servisine sağ tıklayıp Weaving Browser deyin. Maksat IIS Express çalışmaya başlasın, servisi sunsun. Karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Şu. Kafam başladı. Tekrar söyleyeyim o zaman. Servisi açtım. Ürün servise sağ tıkladım. View in browser dedim. Tamam mı? Fark etmez. Referansa şimdi sağ tıklayıp Add Service Reference diyorum. Discover tuşuyla Discovery Channel'ı açabilirsiniz. Discover tuşuyla servisleri getiriyorum. Ürün servise tıklayıp adını şöyle değiştirelim. Ürün servis referans diyorum bakın. Sondaki biri sildim. Ürün servis referans. Hı? Servise sağ tıklıyorsun. Önce izleyelim mi? Efendim? Sağ tıklık yaptım. Add referans dedim. Tamam. Discover tıkladı. Add servis referans. Ha. Servis referans. Senin aklın aşağıdaki browser'da hala. Ondan bence o kızlarda. Okey dediğim zaman bakın servisi ekledi. Banka soymaya gitti. Paraca geleceğim dedi ama olay büyüdü galiba. Bankada işe girmiş de olabilir. Bir gün çıkışta merti çevirelim ya. Anca zaten bu kadar işe. Form 1'e geldim. Form 1'e bir tane data grid view atıyorum. Bekle ya. Atasını çağırdım. Atasını arar babamı. Formun loaduna gidiyorum. Namespace'in hemen altına diyorum ki using ürün servis referans. Ulo namespace'in hemen içinde. Görmedim. Neyi görmedim? Ürün servis referans. Eklerken isim vermediysen servis referans 1 kalmış olabilir. Yani servis referans bir yaz. Servis referans yapmışım. Servis referans ekledikten sonra geliyorum şimdi diyorum ki formun loadunda arkadaşlar ürün servis client. Client eşittir new ürün servis client. Data grid view 1'in data source'una diyorum ki client nokta listeleme metodu.
Bakın burada breakpoint koyacağım. Tamam mı? Çalıştıracağım projeyi. Çalıştırmadan önce arayüze, arayüz projesine başlangıç projesidir demem lazım. Arayüz projesine sağ tıklıyorum. Projenin adına sağ tıklıyorum. Set as startup project diyorum. Yani Visual Studio'da startup basınca bu projeyi çalıştırır. Ne dedi? Çalıştıralım bakalım. F11 ile gidelim. Bakın nereye geldi? Service base sınıfındaki öncelikle aslında ürün servise gitti, dedi ki listele metodunu çalıştır. Ürün servis dedi ki bu metot service base'de tanımlı. Service base'e gitti, çalıştı. DTO'nun tipine dedi ki ürünler tipindedir. Ürünler DTO tipindedir. Geldi. Select dedi ve her bir seferinde map to ile, bak önce select metodu çalışıyor. Select çalışınca ürün repozitoriye gitti, select'i çalıştırdı, listeleyi çalıştırdı tekrar. Ürün repozitordaki listele de repository base'deki listeledir aslında. Oradan mirasla gelmişti. Sadece tipini veriyorsunuz yine. Geldi. Context'ten veriyi çekecek. Şunu diyor. Connection string'in yok diyor ismen. Durduruyorum. Mantıklı. Web servis projesinin web config dosyasını açın. Onun WCF servisinin web config dosyasını açın. Tamam mı? Bunun içerisinde connection strings olması lazım. Buraya koymamış mı? Ha, buraya değil. Entity'nin içinde olacak ya. Entity projesindeki app config'i açın. Var hocam. Burada yeri context diye bir şey var. Ama şeyde yok. Serviste yok. Servis, bunların hepsi servisin içinde çalıştırılıyor ya. Servisin web config'i geçerlidir o yüzden. Buradan connection strings düğümünü kopyalıyorum. Kuzeyyeli context bilgiler falan var burada. Hocam. Efendim. Connection strings'in başlangıcından sonuna kadar olan kısmı kopyalıyorum. Tekrar web servisin web config'ine gidiyorum. Configuration düğümü var ya, hemen altına geliyorum, yamıştırıyorum. Ders çözeriz hatalarımızı. F11 service base'e gitti. O listeleyi çağırdı. F11 o gitti kontekste. Konteksten veriyi çekti. Çek dedi. Çekiyorum bakalım. Çekti. Tuttu o tekrar repository'e teslim etti. Repository servise teslim etti. Sonra bakın map to metodu çalışacak her seferinde. Map to metodu ilk eleman için mesela geliyor. İkinci eleman için şu anda geliyor. Elemanın bilgilerini alıyor. A özelliğini, B özelliğini aktarıyor. Sonuca gelindiği zaman bakın bilgileri aktarılmış bir şekilde, bütün bilgiler aktarılmış bir şekilde devam ediyor.
Bu şekilde tak 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 devam ediyoruz alt alta. Hepsini hallediyor. Sonra listele metodu, servisteki listele metodu cevabı dönüyor. Data source'a atanıyor ve veriler listelenmiş oluyor. Hiyerarşi nasıl oldu? Servis, ben talebi servise ilettim. Dedim ki bana listele. Servis gitti repository'e dedi ki bana ürünleri getir. Repository'de gitti, kontekstin içerisinden, depodan yani ürünleri aldı, servise iletti. Servis, map2 metodunu kullanarak DTO'ya dönüştürdü nesneleri. DTO halini elde ettikten sonra arayüze postaladı, aldı bunları listeledi. Arayüzde onları listeleyebildi. Şimdi bütün iletişim servis üzerinden akıyor. Ben bu WCF servisini gidip İstanbul'da bir server'a kurarsam çalışmasında hiçbir sıkıntı olmaz. Aynı şekilde çalışmasına devam edecektir. Ve ben bunu götürüp Azure mekanizmasına kurarsam, yarın anlatacağım, Azure üzerinde çalıştırırım. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Bu sayede arkadaşlar servis oriented bir şekilde 25 tane client bağlansın. Hiç sıkıntı değil benim için. Hepsine cevap verebilecektir. Tamam. Bu şekilde yapmış. Hocam ben ilk sen hata verdim. Kuzey'e gelen çeşitleri.